Bugün AB ve ABC bir ses grubu okur oranında Türkiye'nin ikinci gazetesi. Teşekkürler Türkiye. Evde çocukların canı sürekli tatlı bir şeyler çekiyorsa, birader durduk yerde gaza gelip spora başladıysa, aile büyükleri dört mevsim modayı yakından takip ediyorsa, torunlar yollarda rüzgar gibi esmek istiyorsa ve tüm annelerin en sevdiği çiçek papatyaysa, Türkiye'de 20 yıldır alışverişin adı Carrefour'sa. Koza Altın paranın rotasını sunar. Mutlu sabahlar, mutlu haftalar değerli izleyenler. Paranın rotasına hoş geldiniz. Yeni haftaya başlarken ekonomi gündeminde öne çıkan başlıklara bakacağız. Doktor Yaşar Erdiç ile birlikte. Hocam günaydın, iyi haftalar. Günaydın Barış. Sana da iyi haftalar. Bakıyorum böyle yüzünde güller açıyor. Hastalığın geçmiş. Allah'a şükür hocam. Biraz daha ben, iyiyiz. Hafta sonu atlattık hastalığı. Evet. Siz takımınız bir derbiyi daha kazandı. Evet, şükürler olsun. İyi gidiyorlar. Son bir buçuk senede bayağı bir derbi kazanıyorlar. Bakalım. Evet. İyi şeyler olacak herhalde. Şimdi hocam... Cuma günlüğünden başlayalım. Aslında bu haftaya bakacağız. Bugün önemli bir gün. Bugün bir telekonferans gerçekleşecek. Evet. Onun zaten yankılarını biz geçen haftadan almaya başladık. Evet, konuştuk. Evet. Borsada etkilerini gördük. Ona geleceğiz ama cuma gününe bir gidelim. Çünkü cuma günü biz yayından çıktıktan sonra borsada farklı hareketler oldu. Sert bir düşüş vardı. Evet. Bunun sebebi neydi? Ve hani bugün nasıl başlar? Yatırımcı bugün nasıl bir pozisyon almalı? Valla şöyle söyleyeyim Barış. Biliyorsun borsada... önemli bir rally dönemi vardı ve her gün borsa rekorlar kırıyordu. Ki bu rekorlarda herkes bir düzeltme olmayacak mı, düşüş olmayacak mı, bir düzeltme olsa da alım yapsak şeklinde isteklerde bulunuyordu yatırımcılar. Nitekim o düzeltme cuma günü geldi. Yaklaşık olarak hani 86.614 seviyesinden 84.750'ye kadar neredeyse 2000 puana yakın bir düşüş oldu. Gün içinde gördüğü en yüksek. Çünkü açılışta evet, oradan açıldı. Grafiği istersen bir verelim ekrana ve bu grafikte net bir şekilde düşüşün en azından şiddetini görelim. Cuma günü açılışta endeks tam şu seviyelerden açılıyor. Üste verdiğim şu seviyeden açılıyor. Ve bu seviyeden açıldıktan sonra da yavaş yavaş daha sonra da şu bölgede, özellikle ikinci seansta hızlanan bir ivmeyle aşağı doğru gidiyor. 85.750 seviyesi bizim çok kısa vadeli gün içi teknik destek dediğimiz bir seviyeydi. Ve bu seviyede aşağı kırıldı. 84.750 seviyesine kadar da bu seviye kırıldıktan sonra 1000 puan düşüş oldu. Şimdi şöyle bir noktayı özellikle vurgulayacağım. Borsada eğer herhangi bir haber geldiği ve bu haber üzerine ciddi alışlar geliyorsa, burası çok önemli. Herhangi bir haber geldi ve bu haber üzerine ciddi satışlar geliyorsa, genellikle bunlara çok fazla dikkat etmemek, itibar etmemek lazım. Yani o ne düşüşü başlatır, ne de yükselişi devam ettirir. Böyle zamanlarda hep gelen bir habere karşı yatırımcıların çok fazla reaksiyon vermemelerini öneriyoruz. Çünkü bir haber geliyor, bu haberi görünce piyasa yaklaşık en geç bir dakika içerisinde anında reaksiyonu veriyor. Zaten o haberi duyup alım yapayım dediği zaman da küçük yatırımcı çok geç kalmış oluyor. Bu yüzden bir haberle düşüş oluyorsa bu düşüşler genellikle gerçekçi olmuyor veya bir haberle yükseliş oluyorsa da o yükselişin hemen düzeltmesi geliyor. Nitekim geçen hafta senin söylediğin gibi Moody's bu konuda işte bir telekonferans yapacağını açıklamış ve bunun üzerine not arttırımı beklentisi içine giren piyasada çok sert bir yükseliş olmuştu. O yüzden sert yükselişin ardından da hayır not arttırımı yok şeklinde bir açıklama gelince, pozisyonumuzu koruyoruz deyince ardından sert düşüş gelmişti. Ben bunu söylemek istiyorum ama cuma gününe baktığımızda cuma günü dış piyasalar çok olumlu. Avrupa yükseliyor, Amerika'nın vadelileri yükseliyor. Genel olarak
Asya'da bir miktar düşüş vardı. Ama orada Japonya yükseldiği için Asya düşüyordu. Yani Japonya yenin değer kaybettikçe Japon borsası yükseliyordu. Ve Japon yeninin değer kaybetmesi aslında bir bakıma Asya ülkeleri arasında Japonya'nın çok daha rekabetçi duruma gelmesine sebep oluyor. Bu nedenle de mesela Güney Kore hisseleri çok düştü. Çin hisseleri düşüyor. En azından geçen hafta Cuma günü böyleydi. Fakat bizim borsayı düşürecek hiçbir sebep yoktu. Yani bizim borsanın düşmesine sebep olacak bir haber de yoktu, bir gelişme de yoktu. Biz her zaman rallilerde böyle bir durumu bekleriz. Yani haber yok, pek bir gelişme yok ve piyasa satışıyor. Şimdi şeye baktığımızda, Cuma günkü düşüşü başlatan ana sektör hangisi oldu diye baktığımızda, bankacılık sektöründe yaklaşık olarak %3.35 bir geri çekilme var. Yani %3.35'lik geri çekilme şöyle ki çok sert bir geri çekilme. Biliyoruz ki yabancılar İMKB 30'da pozisyon almış durumdalar ve bankaların neredeyse tamamı, birkaç banka hariç, İMKB 30 içerisinde. İkinci en çok düşen sektöre baktığımızda holdingler gelmiyor ama faktöring finansal kuruluşlar yine ikinci en çok düşen sektör. Ve bir sebep yokken yavaş yavaş geri çekilme, ki ben buna ahmak ıslatan yağmuru derim genellikle. Islanmıyorum zannedersin, yavaş geri çekilme oluyordur. Biraz düşüyordur, biraz düşüyordur. Ya önemli değil, az gidiyor. Hafifçe bir destek kırılmıştır, döner beklentisi içerisinde olursun ve böyle bir bakarsın 2000 puan aşağı gitmişsin. Cuma günü böyleydi. Rallilerin artık durup nefes alacağım dediği yerler de buralarıdır. Yani yükselişin ardından sebepsiz ve çok beklenme bir haber olmadan düşmesi. Ama arkasında bir şey yok mu bu düşüşün? Elbette ki var. Şimdi Moody's haberi geçen hafta geldikten sonra, salı günüydü. 28 Ocak telekonferans haberi geldikten sonra Moody's de bunu yalanladıktan sonra genel olarak yine şöyle bilgiler geldi dışarıdan. Ya tamam, Moody's bu toplantıda bu telekonferansta not artırımı falan yapmayacağını açıkladı ama Moody's aslında not artırımına çok yakın. Çünkü Moody's'in yapacağı konu başlıklarına baktığında hakikaten böyle bir intiba doğuyor yani. Türkiye makroekonomik riskleri, istikrarlı büyümeyi ve dış ödemeler dengesizliklerinin üstesinden gelebilecek mi diye bir başlık var. Türkiye'nin not artırımı yakın mı diye bir başlık var. Bu tip başlıklar var. Ve benim tahminim şu oldu Cuma günkü düşüşte. Birincisi, yabancılar büyük bir olasılıkla telekonferansa ilişkin bir miktar daha fazla ayrıntı aldıklarını zannediyorum. Yani bugünkü telekonferanstan bir not artışı gelmeyince zaten satış gelir. Dolayısıyla ben şimdi satayım. Erken davranayım. Evet, ben erken davranayım mantığının ben hakim olduğunu düşünüyorum. Ama bu görüşümde yanılabilirim de. Yani onun arkasından bugün başka bir haber de gelebilir. Ama benim tahminim, ya buraya kadar da geldi. Endeks zaten dolar bazında baktığın zaman yılbaşından bu yana bayağı ciddi bir yükseliş yaptı. %10'a kadar. Zaten bir yükseliş vardı. Buradan bir kar realizasyonu yapmak için bu önemli bir fırsattır şeklinde düşündüğünü düşünüyorum. Ve bugün de telekonferansta yine Moody's'in özel sektör tahvilleri nasıl çıkartılır? Özel sektör tahvillerinin çıkartılması, Türkiye'de bu pazarın genişlemesi Moody's için çok önemli. Çünkü bir özel sektördeki şirket tahvil çıkartacağı zaman mutlaka bir derecelendirme alması gerekiyor. Yani sermaye piyasasına kuruluna başvurup ben şirket olarak tahvil çıkartıyorum, aynı devletin tahvil çıkarttığı gibi borçlanıyor ya devlet, özel sektörde borçlanmak istiyorsa böyle bir not alması gerekiyor. Sonuç olarak Moody's'in bir pazarı burası. Ve tahmin ediyorum o konuyu konuşacaklar. Ama garip olan şey şu, daha önce yapmış oldukları açıklamada konu başlıklarında neredeyse bu konu yok. Çok dolaylı var. Yani corporate sektör diyor, yani özel sektör tahvilleri ve ekonomik büyüme vesaire, onların notları nasıl etkilenir gibi bir şey var. Ben bugün telekonferanstan şunu bekliyorum. Moody's pozisyonumuzu normal koruyoruz. Türkiye için işte cari açık vesaire bir süre daha izleyeceğiz gibi bir açıklama gelip belki bunu Mart
Nisan aylarına bırakabilirler. Yani öyle bir sinyal verebilirler. Ve bu sinyalin gelebileceği de piyasa tarafından daha önce Cuma günü de böyle bir sinyalin gelebileceği de algılanmış olabilir veya öyle bir beklenti oluşmuş olabilir. Şunu söylemek istemiyorum. Yani içeriden bilgi aldılar ve önceden sattılar demek istemiyorum. Çünkü Salı günkü olaylardan sonra kalkıp da Moody's'in biz şunu yapacağız ya başkalarına hani el altından bilgi şey yapacağını hiç düşünmek bile istemiyorum. Yani öyle bir şey olacağını. O zaman bugün telekonferanstan çok dişe dokunur bir şey çıkmayacak. Çıkmayacak ve bence ondan sonra da bir satış gelecek. Hı-hı. Yani şöyle ki o beklenti çünkü bitmiş olacak. Not artırımı beklentisi ileriye ötelenmiş olacak. Büyük bir olasılık. Yani Cuma günü hareket sonrasında bunu söyleyeceğim. Ama bugün telekonferans sonrasında biz Moody's'in yapmış olduğu o görüşmede kullandığı her bir kelimeyi tek tek cımbızla ayıklamak zorunda kalacağız. Yani burada hangi cümle, hangi kelime ne ifade ediyor ve ileriye dönük ne tür bir sinyal veriyor diye biz de bakıyor olacağız. Fakat benim şahsi görüşüm Moody's bir şekilde bu yıl içerisinde ya önümüzdeki bence en fazla 3 ayı var. Bir not artırımı yapacak. Peki hocam şimdi dediniz yani bugün böyle bir şey öngörüyorum ben. Toplantıdan çıkacak çok dişe dokunur bir şey olmayacak. İleriye dönük bir takım sinyaller olabilir. Sonrasında satış gelir dediniz. Ama sabah nasıl başlayacak şimdi? Yarım saat sonra 45 dakika sonra nasıl başlar? Temkinli evet. mi başlar? Nasıl başlar? Evet çok güzel bir soru. Burada şu an için Barış dışarıya baktığımızda hani biz genellikle bizim piyasalar başlarken açılırken hep dış piyasalara da bakıyoruz. Dış piyasalarda örneğin Çin'de şu an yükseliş var. Japonya düşüyor. Ama Amerikan borsaları yükseliyor. DAX'a baktığımızda DAX yukarıda. %0.16 yukarıda. İşte Amerikan vadelileri %0.12-15 yukarıdalar. Böyle bir günde normal hiçbir şey olmasaydı bizim endeks normal en az bir 0.30-0.40 yukarıda açılırdı %0.30. Ama Cuma günkü satışı yedikten sonra hemen alıcının gelmesi olasılığı zordur. Yani Cuma günü zaten dış piyasalar iyiydi. Zaten çok iyiydi her şey. Buna rağmen satış yediği için alıcı alış yapmaya korkar bu sabah itibariyle. Bu nedenle de biz bir miktar aşağıda açılabiliriz. Fakat telekonferans sonuçlanana kadar da çok sıkışık gideriz. Şimdi istersen endeks üzerinde ben bunu göstermeye evet. çalışayım. Grafiği tam ekran verelim arkadaşlar. Burada 84.750'ye özellikle şu bölgede tam şu noktada çok sert bir satış geliyor. Yani 85.330'dan 84.750'ye son 20 dakikada yaklaşık 600 puanlık bir satış geliyor. Şimdi bir de bunu 5 dakikalık grafiklerde izleyelim. Bu 1 dakikalık grafikte. Bu bölgede desteğimiz neresi dediğimizde daha önce gelip test ettiği yerler. Mesela şurası. Şu nokta, şuradaki sert düşüş, Rekabet Kurulu'nun 25 Şubat'ta bankaları sözlüye çağıracağı, yani sözlü savunmasını alacağı haberi. Şurası Moody's'in telekonferans yapacağı haberi ve arkasından da notunuz artmayacak haberi. Arkasından yukarı yönlü bir tepki ve ilk gördüğü, bak dikkat edersen ilk gördüğü zirve seviyesinin üzerinde kalamıyor zaten. Orayı direnç oluşturdu. Yani Moody's not arttırsaydı zaten 86.500 olacaktık. Not arttırmış kadar bir etki yaptı orası. Ondan sonra zaten burası gidemeyince geri geldi. Şu an için en güçlü destek diyebileceğimiz 84.150. Dolayısıyla ben oraya doğru gevşemenin devam edeceğini düşünüyorum. Fakat açılır açılmaz hemen bu düşüşün başlamasını beklemiyorum. İlk anda biraz düşüş olabilir. Sonra endeks çok büyük bir olasılıkla 85.500'e doğru bir hareket yapacaktır. Yani şöyle bir yukarı yönlü bir hareket yapacaktır. İstersen onu biraz göstermeye çalışayım burada. Çizerek göstermeye çalışacağım. Dolayısıyla çizmeye kalkınca da şey yapmamız gerekiyor. Açıldı. Aşağı geldi 84.400'lere. Buralarda bir miktar oyalanmaya başladı. Böyle bir hareket bekliyorum. Sonra yavaş 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 yukarı doğru hareket ve birden hızlanması hareketin. Bu da telekonferans bittikten sonra olması. Fakat şu bölge yani şu bölge güçlü bir direnç noktası ki bu bölge 85.750-85.800. Buraya ulaşmadan şu bölgeye geldiğinde yeniden bir miktar burada bekleme ve yeniden satış yemesini düşünüyorum. Yani endeksin aslında açılışta önce aşağı gitmesini, sonra yukarı gitme isteğim yok şeklinde böyle yatay gitmesini ve
Özellikle de şu bölgede, şu bölgede yukarı doğru hareket olduğunda, bu hareketin sonrasında da bu bölgeden itibaren de bir miktar yine aynı şurada olduğu gibi yavaş yavaş satışların gelip sonra hızlanması. Dış piyasalar tabii ki burada etkili olacaktır. Yani dış piyasalar çok iyiyse belki biz bu kadar gerilemeyiz. Ama benim tavsiyem şu genel olarak. Bu tür bir düşüşten sonra genellikle beyin şu bölgeyi çıpa yaptı. Yani 86.500'ü çıpa yaptı. Sizin hisse senediniz. Diyelim ki bu bölgede 5,5 liraydı. Şu anda 5 lira 30 kuruşa düşmüş durumda. 5,5 lira kafanızda çıpa olmuş durumda. Dolayısıyla ben 5,5'a gelse satarım diye düşünüyor şu an yatırımcı birçok hissesi için. Fakat endeksten aykırı davranan hisseler var. Bunlar yükselişine devam edecektir. Yani beklentisi çok iyi olan, yani banka olmayan, sanayi şirketi, enerji şirketleri içerisinde, çimento, cam sektörü içerisinde iyi olan şirketler var. Bunlar gidecektir. Ben o yüzden şöyle düşünüyorum. Genel olarak endeksten etkilenen bir kağıtsa, yani beta değeri yüksek bir kağıtsa, 1 veya üzerindeyse 85.000 ve 85.500 aralığına endeks geldiğinde bu noktada birazcık hisselerin ağırlığını azaltmakta fayda var. Neden bu noktada biraz ağırlık azaltmakta fayda var? Şöyle göstermeye çalışacağım. Şimdi istersen bir de günlük grafiğe bakalım. Günlük grafikte çok net bir şekilde görülüyor. Şu düşüş, yani şuradaki düşüş. Bu düşüşün ardından aşağıyı test edip tekrar yukarı doğru bir test beklenebilir. Ve buradan yukarı doğru gidecek hareket, olacak hareket çok güçlü bir hareket olmaz. Fibonacci analizine göre özellikle şu seviye, ki bunu evet, özellikle şu 23.6 seviyesi ki şimdi göstereceğim. Evet. Hemen bir daha çizmem gerekiyor. Evet. Şöyle. Özellikle şu çizgi bizim altın gerileme oranı, altın rasyo gerileme oranı ve bir de 80.000'de var. Olacak en kötü olasılık endeksin 80.000 seviyesine kadar gerilemesi olur. Ama şunu söyleyeyim, hemen şimdiden söyleyeyim. Eğer 80.000'e gerileme olsa buradan çıkar, kesinlikle bu seviyelerde alım öneririm. Peki hocam, bu hani rekorlar seri bitti evet. Mi o rally? O rally şöyle söyleyeyim. Belki önümüzdeki 2-3 haftalık bir süre için bitti. Bitti derken şunu kastediyorum. 86.700'ün üzerinde bir kapanış olasılığı çok azaldı artık bu şeyden sonra, bu satıştan sonra. Şimdi aşağıya doğru gelecek. Şimdi şu seviye ki 82.750 seviyesi. 82.750 seviyesi. Yani buraya kadar düşüşte sorun yok. Yani bir rally'den sonra 82.750'ye kadar düşüşte sorun yok. Buralarda destek beklerim ve buralarda da alım öneririm zaten. Eğer oraya gelirse. Asıl güçlü, iyi alınacak yerde 80.000 seviyesinin üzeri 80.500. Yani %38.2 çizgisi çok daha anlamlı bir seviye. Dolayısıyla benim söylemek istediğim şey şu. Buradan aşağıya doğru geldiğinde özellikle şu seviye, yani şu seviyede bir destek bulup tekrar yukarı dönüp 85.500'de geçemeyip tekrar aşağı geldiğinde 83.000, 84.000 aralığı bu bölge. Bu bölgede bence yavaş yavaş yeniden alımlar gelecek ve tekrar yükseliş başlayacak ama şuraları geçmekte her zaman zorlanacak. En azından önümüzdeki 3 hafta içerisinde. Ve aşağıya doğru bir hareket olduğunda ise burası, şu bölge artık herkesin paniklediği, 83.000'in de aşağı kırıldığı ve 80.000'e doğru iniş başladığında çok kişinin çok zarar ettiği ve kesinlikle alım yapmaya korktuğu ve rally tümüyle bitti diyebileceği bir yer ki asıl yeniden rally'nin başlayabileceği bir yer. Yani özellikle 81.000'le 82.500 aralığı özellikle rally'nin yeniden başlayabileceği bir yer. Bu yüzden daha önce girmemiş yatırımcılar. Yani daha önce ben hisse almayı düşünüyordum ama alamamıştım. Rally vardı. O yüzden her gün yükseliyordu, korkuyordum almaya. Nereden alayım diye soran yatırımcıya. Eğer 83 ile 80.000 aralığına düşüş olursa, 83.000 aşağı kırıldığı andan itibaren o bölgede kademeli alım yapabileceği bir yer. Burası. Diyelim ki buraya gelmedi. Ben geleceğini, bu düşüşte geleceğini zannetmiyorum. Yani ben 83.000'e kadar gerileceğimizi, 83.500'e kadar 84.000 altına sarkacağımızı, bundan sonra bir tepki geleceğini,
Ondan sonra düşerse buraya kadar düşeceğini bekliyorum. Dolayısıyla benim önerim şu, 84.000'in altına gelirse kısa vadeli alım yapılabilir. Bugün 85.500 görülürse de bir miktar nakde geçip beklemekte fayda var. Bu tamamen şeyle ilgili ama değil mi hocam? Bugün Moody's'ten not artışı gelmeyecek senaryosu üzerine bu. Tabii. Yani gelirse başka bir şey çünkü. Ha, gelirse, bak onu çok iyi sordun Barış. Eğer gelirse burası kafadan yeniden 86.500'e gider. Yani eğer bir not artışı sinyali güçlü de gelirse. Yani sadece not artışı gelmesi önemli değil. Böyle bir durumda direkt olarak o zaman ben şunu söylerim. İşte fırsat, bu fırsat. Şimdi nakde geçin. Hisselerinizi olabildiğince azaltın. Dolayısıyla bundan sonra şeyi bekleyin. Endeksin uygun, teknik olarak uygun bir yere gelene kadar bekleyin derim. Özellikle bunu şu açıdan söylüyorum Barış. Piyasa cuma günü satarken bugünkü konferanstan öyle güçlü bir sinyal gelmeyeceğini anladığı için sattı bence. Evet. Dış piyasalar eğer çok kötü olsa bir kısmını özellikle ona bağlayacağım. Ama ona bağlayamıyorum şu an. Dolayısıyla da eğer not artışı gelirse kafadan not artışı geldikten sonra veya çok güçlü bir sinyal gelirse kademeli olarak hisselerde bir miktar azaltılmasını öneriyorum. Bir reklam aramız var. Ondan sonra devam edeceğiz hocam. Bu haftaki verilere bakacağız. Sorular var. Sorulara bakacağız. Ama önce bir ara verelim. Aradan sonra tekrar birlikteyiz. Şimdi bireysel emeklilik sistemine katılan istisnasız herkesin yatırdığı paraya %25 devlet katkısı ekleniyor. Yani yatırdığınız her 100 lira 125 lira oluyor. Bireysel emeklilik sistemi, biriktirdikçe kazandıran sistem. Astronotla eğitimde uzay çağı başladı. 3, 2, 1, 0. Sen de bize katılmak istemez misin? Astronot Eğitim Portalı'nın görsel destekli konu anlatımları, testleri, alıştırmaları ve daha birçok interaktif özelliğiyle dersler artık çok daha kolay ve eğlenceli. Sen de www.astronot.com.tr adresine gir, Astronot Eğitim Portalı'na abone ol. Astronot Türkiye'ye iyi gelecek. En özel haberler, hiçbir yerde bulamayacağınız foto galeriler, en eğlenceli videolar, Türkiye'nin en çok okunan, gündemi belirleyen köşe yazarları, Türkiye'nin en güvenilen, en hızlı güncellenen haber sitesi bugün.com.tr'de. Paranın rotası devam ediyor. Hocam şimdi bu haftaya bakalım. Şimdi Moody's hikayemiz ve buna bağlı senaryolar sona erdikten sonra neye bakacağız bu hafta? Hangi veriler gelecek? İşte Amerika'dan gelecek olan veriler var. Yine Fed toplantısı var. Neler çıkar buralardan? Hangileri özellikle önemli? Şöyle Fed toplantısını önce söyleyeyim. Yani 30-31 Ocak'ta ne çıkar? Tabii ki kimse faizin değişmesini beklemiyor. Fed toplantısındaki cümlelere bakacak bütün yatırımcılar. Fazla uzatmayacağım bu yorumu. Çünkü bizi çok fazla da artık ilgilendirmiyor. Çünkü bizim piyasa aslında bakmayacak çok fazla. Fed toplantısından tahmin ediyorum şöyle söylenecek. Hani daha önce parasal genişlemeyi durduralım mı? Yılın ilk yarısında sona erdirelim mi, yıl sonuna kadar devam ettirelim mi tartışmaları olmuş Fed'in içerisinde. Daha önceki toplantı tutanaklarında biz bunları gördük. Burada da Bernanke bir kere bunun devam ettirilmesini düşünüyor. Yani Amerika Merkez Bankası Başkanı Bernanke yıl sonuna kadar devam ettirilmesi taraftarı. Ben dolayısıyla yıl sonuna kadar parasal genişlemenin her ay 85 milyar dolar varlık alımının devam edeceğini düşünüyorum. Bu arada yalnız şunu da vurgulayayım. Merkez Bankası bilançosu, Amerika Merkez Bankası bilançosu 3 trilyon doları aştı. Ve dolayısıyla da şu ana kadar basılan para Barış 3 trilyon doları geçmiş durumda. Bir de şunu özellikle vurgulayayım. Amerika ve Amerika'nın hem S&P 500 endeksi hem Dow endeksleri çok güzel kapanışlar yaptılar ve zirveye doğru gidiyor S&P 500. Yani kriz öncesindeki zirveye yaklaşık olarak 50 puan kaldı. Yani 1556 idi. 1502 kapattı. Oraya doğru gidiyor. Burada S&P 500'ün grafiğini de vereyim.
Daha önceki senelerde şunu hatırlıyorum ben. Bu 60 haftalık grafik vereceğim. Zirve şurası 1568 seviyesi ve şu seviyelerde S&P'de oraya doğru gidiyor ve orayı da geçecek bence. Amerika'nın yukarı gitmesi, Avrupa'nın yukarı gitmesi biraz bizi köstekleyecek. Yani daha önce biz çok pozitif ayrıştık Avrupa'dan ve Amerika'dan. Bu sefer Amerika ve Avrupa'nın yukarı gitmesi bizi o kadar yukarı çekmeyecek. Onlar bizimle aramızdaki bence farkını kapatacaklar. Dolayısıyla bu sıralar biraz dış piyasalara paralel hareket etmeyebiliriz. Yani dış piyasalar olumlu olsa bile. Bu anlamda Amerika Merkez Bankası'nın söyleyeceği şeyler. Mesela benim o toplantıdan çıkacak sonuç 30-31 Ocak tarihlerinde yapılacak Fed'in. Bunu yarın ve öbür gün daha çok konuşabiliriz. Daha ayrıntılı bilgi verebilirim ama parasal genişlemeye ilişkin çok fazla bir mesaj verilmeyecek. Riskler göz önünde bulunduruluyor. Olası riskler, yani parasal genişlemeden doğabilecek riskler göz önünde bulunduruluyor. Enflasyon şu an istikrarlı gidiyor şeklinde açıklamalar göreceğiz, evet, diye düşünüyorum. Ama eğer parasal genişlemenin bu yılın ikinci yarısında sonlandırılacağına ilişkin bir şey olursa, bir açıklama olursa, bu bizi olumsuz yönde çok daha fazla etkiler. Yani bu başlayan düşüşü hızlanarak devam ettirir. Ayrıca altın üzerinde de çok olumsuz etkisi olur. Turgut Polat diyor ki hocam, Euro Japon yeni, Dolar Japon yeni destek direnç ve kısa uzun vade olarak değerlendirebilir misiniz? Şimdi Euro Japon yeni, göstereyim ben grafiği. Euro ile Japon yeni arasındaki ilişki. Dikkat edersen 1 euro 94 Japon yeniymiş. Artık 1 euro 122 Japon yeni yapıyor. Öyle bir şeye gelmiş durumda ki direnci. Shinzo Abe bugün açıklama yapıyor. Japonya Başbakanı, yeni başbakanı. Ya diyor, siz diyor o kadar para basarken diyor doların değerini, euronun değerini düşürürken biz hiçbir şey demedik diyor. Şimdi biz diyor Japonya, bize kızıyorsunuz diyor. Haklı adam. Ama onlar da çok hızlı yaptılar hocam bu işi bir anda. Valla adam ne yapsın, gına gelmiş durumda yani, hepsi başaramadım diye istifa edip. Abi müthiş yalnız ya. Yani abi abi yapma be. Bak şimdi burada özellikle 122 seviyesine gelmiş. Ben olsam burada Euro Japon yeninde çok fazla yükseliş olduğu için, daha önceki bunlar haftalık grafikler, 2011 bak 2 yıl aradan sonra geliyor buraya. Dolayısıyla burada bir geri çekilme beklerim. Yani 122 seviyesinde şu an, ne bileyim şöyle bir 118'e doğru bir geri çekilme olmasını beklerim. Çünkü sıkıntılar artıyor uluslararası piyasalarda ve kur savaşları başladı. Ama burayı ben kıracağını düşünüyorum Japon yeninin ve 135'e doğru önümüzdeki 6 ay içerisinde gideceğini düşünüyorum. Bu nedenle Euro Japon yeninde kısa vadeli girme, alma ama orta uzun vadeli yükseliş devam edecek yorumunu yapabilirim. Diğeri de Dolar Japon yeniydi, evet, galiba. Evet. Dolar Japon yenine baktığımızda Dolar Japon yeni de dikkat edersen böyle bir çanak, ikili çanak yaptıktan sonra ve şu bölgeyi de kırdıktan sonra gitmesi gereken yer kadar gitti. Yani şöyle diyelim, burada bir kanal oluşmuştu. Bu kanal 84 ile 76 arasındaydı. 76 ile 84 arasında yaklaşık 8 kuruş diyeyim, 8 Japon kuruşu fark var. Dolayısıyla burayı kırdığı anda 84'ü 93'e kadar gitmesi gerekiyordu. Dolayısıyla şu bölge 93-94 seviyesi hala gidebileceği yer olabilir. Dolar karşısında Japon yeni değerlenmeye, değer kaybetmeye devam edebilir. Ama görünen o ki bu bölgede, günlük grafiklere bakalım, bu bölgede bir miktar geri çekilme gelebilir. Yani 87,5 ve 89 aralığına gelirse Japon yeninde long pozisyon alınabilir. Hı hı. Şu anda bir miktar beklemede ama 93'e gelirse de orada kesinlikle short pozisyon açıp şöyle 90'a kadar beklemek lazım. Peki hocam, altın Türk lirası soruluyor. İsterseniz bir de ona bakalım. Altın Türk lirası, daha önce söylemiştim hatırlıyorsan. Altında genel olarak olumsuz bir seyir bekliyorum. Bu nedenle de altın Türk lirasında daha önce özellikle bu Amerika'nın parasal genişlemeye son verecek olması nedeniyle burası 90 lira seviyesi. Ve en son 93 liraya, 92 liraya kadar gelmiş durumda. Bu bölgede, şu bölge önemli bir destekti. Yani şurada dirençler oluşmuştu şu seviyelerde ve burası destek oluşturuyordu, bura kırıldı aşağı. Şimdi artık dirence dönüştü. Burayı bir türlü yukarı kıramıyor. Yani 1600 altın 1600
90 doları geçemediği için burayı da 97 lirayı da kıramadık. Ben de hatırlıyorsan son 3 haftadır, 4 haftadır hani 95, 96, 97'den bir miktar satıp 90'a doğru gerileyince almak daha faydalı diyordum. Şu an 92,5, 93 seviyelerinde. Dolayısıyla bir miktar daha gevşeme bekliyorum. Yani önümüzdeki bir aylık bir süre zarfında 90-92 aralığına gelebilir. O yüzden altın pek kazandırmayacak bu sürede. Ama 1-2 yıl vadede baktığımızda dünyaya ciddi bir enflasyon gelecek. Hele bu Japonya'nın da bastığı paralarla birlikte. Amerika'da zaten 3 trilyon doları aştı basılan para. Bunlar da altını ciddi anlamda destekleyecek. Ben altının artık yeniden yukarıya gitmeye başladığını söyleyebilmem için o zaman yaklaşık olarak şu direncin, şu üstten gelen direncin yukarı kırılması gerekiyor. Bu direnç 95-97 seviyesi. Dolayısıyla yeniden 97'nin üzerini gördüğümüzde biz diyeceğiz ki altında yeni bir yukarı hareket başladı diyeceğiz. Ama şu an için aşağı yönlü trend devam ediyor. Hı hı. Kemal Sağır diyor ki hocam borsanın yükselmesi ya da düşmesi her seferinde beklentilere göre mi hareket edecek? Yoksa şirketlerin gelecek projelerini takip etmek daha doğru olmaz mı? Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani Kemal Bey güzel bir soru sormuş. Ben özellikle şirketlerin borsadan ayrışması. Yani çok iyi beklentisi olan şirketler borsa düşerse düşer mi? Bu şartlar altında yani bugünkü koşullar altında çok fazla da düşmez. Yani böyle bir düşüş geldiğinde bankalara satış geliyor. İşte holdinglere vesaire bir miktar satış geliyor. Finansal kuruluşlara satış geldi. İlk aşamada diğer şirketlerde acaba ne oluyor diye iyi şirketler bile geri çekilme yapabilir. Ama baktılar ki genel olarak not artışı vesaireden oluyorsa, şirketin geleceğine beklentiler iyiyse zaten o şirketin hisseleri yükselmeye devam eder. Çünkü borsayı tümüyle aşağı çevirmiş ve aşağı gitmesine sebep olacak çok büyük olaylar yok henüz. O yüzden şirketleriyle ilgili olarak bence uzun vadeli düşünsünler, orta ve uzun vadeli. Ama şu olabilir, ne bileyim, şimdi bir miktar kar realize edip sonra alttan alımı düşünebilirler. Ama o şirket, hani şirket bazında analiz yapmam lazım. Yani şu an bana dese ki A şirketi için dese ben ona çok daha net söyleyebilirim. Borsadan ayrık hareket eder, bu kendi başına hareket eder veya borsa bunu daha çok etkiler diye. Bunun için de beta değerlerine bakıyoruz. Yani geçmiş 2 yılda, 3 yılda endeksle birlikte hareket etme gücü. Eğer betası 1 veya üzerindeyse endeks düşerse daha sert düşüyor. Yükselirse daha sert yükseliyor anlamına geliyor. Ama öyle şirketler var ki betası 0.20. Yani endeks 10 puan gitse o sadece 2 puan gidebiliyor. Endeks 10 puan düşse o sadece 2 puan düşebiliyor. Bu yüzden izleyicilerimize kendi almış oldukları şirket hisseleri için o şirketlerin beta değerlerini bulsunlar. Yani araştırma birimleri yayınlıyor zaten bunları. Veya işte diğer veri ekranları da yayınlıyor. Hı hı. Yani Matrix'te, Forex'te, Reuters'te, Bloomberg'te bütün bu betalarını her şirketin görebiliyorsunuz. Cenk Gürakan da hocam Eurobond'ları soruyor. Eurobond'ların seyri nasıl olacak demiş. Eurobond'ların seyri nasıl olacak? Şimdi tahmin ediyorum Türk Eurobond'larını soruyor. Eurobond'larda bence bu aşamada Türkiye'nin çok fazla fiyatlandı. Yani çok fazla talep oldu Türk Eurobond'larına. Acayip başarılı ihaleler yaptık yurt dışında. Ve faizlerimiz de çok düştü. Yani Amerika'nın sadece 1.60 üzerinde bir faiz ödüyoruz. Dolayısıyla bence o bölgede dibe yaklaşıldı. Önümüzdeki 1-2 ay içerisinde hala aslında gelişmekte olan ülke Eurobond'larına şey var, talep var. Ama orada çok fazla beklentiler fiyatların içine çok girdi. Ben mesela şu an dolar bir miktar yukarı gidecek diye bekliyorum. Yani dolarda bir miktar yukarı hareket bekliyorum. Dolar TL kurunda. O nedenle hani Eurobond'lar değer kaybetse bile o onu karşılar ama şu an aslında çok fazla şey yapamıyorum. Yani çok fazla öneremiyorum. Çünkü getiriler çok düştü Barış. Yani bundan sonra alsanız daha ne kadar kazanacaksınız? Dolayısıyla bir miktar kar realize edip onu spot piyasada dövizde değerlendirmek daha anlamlı gibi geliyor bana. Çünkü bundan sonra Eurobond'larda bir miktar faizlerin hafifçe yukarı gittiğini görebiliriz. Erkan Bey de diyor ki hocam hisse önerisi yapmıyorsunuz biliyorum ama 2013 için sektör tavsiyesi yapabilir misiniz demiş.
Daha önce sektör tavsiyesinde bulundum ama önerdiğim sektörlerde bayağı ciddi primler oldu Barış. Yani o yüzden şimdi sektör tavsiye etsem hani sanki borsa düşse bile bu sektör gene de gidecekmiş gibi algılanabilir. Ben şimdi şuna inanıyorum. 2013'ün özellikle ikinci yarısında ekonomi ne olursa olsun, Merkez Bankası Başkanı ne derse desin, kredileri %15 büyüteceğiz dese bile. Yani ona Sayın Babacan da bunu çok ciddi bir şekilde katılıyor ve evet o konuda çok keskin konuşuyorlar ama yılın ikinci yarısında bence ekonomide yeniden gaza basmak zorunda kalacaklar. Ve bu da enerji tüketimini arttıracak. Enerji şirketlerinden çok borçlu olmayanlar var. Yani enerji hisselerinden böyle devasa borçlu olanlar var. Onlara dikkat etmek lazım ama enerji şirketlerinden borcu genellikle düşük. Ve şeyden etkilenmeyen, doğalgaz, işte kömür vesaire enerji fiyatlarından çok fazla etkilenmeyen şirketler var. Onlar olabilir. Ben onları da önerebilirim. Bana en cazip 2013 yılı için yani birinci sırada daha çok cam vesaire bu sektörü geliyor ama onlar bayağı prim yaptı. Enerjiyi birinci sıraya koyabilirim artık. Bankacılık hisseleri en azından 25 Şubat'a kadar bundan sonra daha fazla prim yapmaz. Yani bankacılık hisselerinde yıl sonu karlar gelecek. Bu yıl sonu karlar nedeniyle bir miktar hareket yine olabilir ama bir rally ve sürekli yükseliş trendinden ziyade bir bekleme dönemi olacaktır. Ayrıca ulaştırma sektöründe çok ilginç gelişmeler oluyor. Türk Hava Yolları çok fazla değer kazandı. O bence çok şey. Otomotiv sektöründe ilginç gelişmeler oluyor. Hisse bazında düşünürse otomotiv sektöründe iyi hisseler bulunabilir. Evet. Bir de ulaştırma sektöründe bu yer hizmetleri vesaire de şey yapan iyi karlılığı yüksek ve temettü dağıtan şirketler var. Ama uzun vadeli ben 3 yıl 5 yıl istiyorum demişse orada tabii ki şey değişiyor. Peki hocam çok teşekkür ediyorum. Süremizin sonuna geldik. Yarın sabah yine beraber olacağız. İzleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Katkılarından ötürü paranın notasını noktalıyoruz. Biz şimdi bir ara vereceğiz. Aradan sonra yayınımıza bugünün gündemiyle devam edeceğiz. Kozaltın paranın rotasını sundu. Güvenliğiniz için. Doğal gaz kaçağı durumunda ortama çürük sarımsağa benzer rahatsız edici bir koku yayılır. Böyle bir koku duyarsanız elektrik düğmeleri dahil elektrikle çalışan hiçbir şeye dokunmayınız. Açıksa kapamayınız, kapalıysa açmayınız. Pencere ve kapıları açarak bulunduğunuz ortamı havalandırınız. Doğal gaz vanalarını kapatınız. Vakit kaybetmeden bulunduğunuz ortamdan dışarıya çıkarak 187 doğalgaz acil hattını arayınız. Unutmayın, doğru kullanıldığında doğalgaz çok güvenli bir yakıttır. Hero ile çile biter, temizlik başlar. Aero, Innovative Life. Çile biter, temizlik başlar. Aero, Innovative Life. Harekete geç, önlem al. Depreme karşı bilinçlen. 0212 455 56 çift 0'ı ara ya da güvenliyasam.org'a tıklayarak eğitim yerini ve zamanını seç. Hem kendini hem de sevdiklerini nasıl koruyacağını ücretsiz öğren. Hadi, hemen harekete geç. Güvenli bir yaşam için adım at. Sizce burası neresi olabilir? Maldivler, Kan, Bali, Sardinya, burası Armutlu. Mahal Palas Termal Resort.
Mahal Palas'ta devre tatil sistemiyle hayal ettiğiniz bütün tatiller, deniz, güneş, termal kaplıca, bayanlara